Barışma savaşları. Coğrafi keşiflerle başlayan, birinci, ikinci paylaşım savaşlarıyla devam eden, özellikle sanayi devriminde kömür ve demirin önemiyle daha da öne çıkan madenler ve Avrupa kömür çelik topluluğunun kurulmasına ön ayak olan yine demir ve kömür. Bugünkü Avrupa Birliği'nin temelleri demir ve kömür üzerine atılmıştır. Dolayısıyla böyle önemli madenlerimizi, bizim de önce varlığımızın neler olduğunu bilmek, daha sonra da onları ülkemizin yararına, halkımızın yararına üretmek, korumak da bir yurtseverlik görevi. Şimdi ülkemiz son yıllarda liberal ekonominin gerçeklerinden zannederek planlama düşüncesine vazgeçti. Ve bütün geleceğimizi piyasanın önceliklerine teslim etti. Oysa arkadaşlar Avrupa Birliği 2011 yılında bir rapor hazırladı. Bu rapor kritik ham maddelerin temini başlığı altında yayınlandı. Aslında buradaki kritik kelimesi önemli. Çünkü stratejik diyemediler, öyle deyince bazıları uyanacaktı. Kritik ham maddelerin temelindeki kasıt şu, gelecek 50 yılda Avrupa'da hangi madenler öne çıkacak, hangi madenler kullanılacak ve bu madenler nerelerden temin edilecek? Bu rapor dikkatle incelendiğinde görülecektir ki, ülkemiz gelecek 50 yıl için özellikle madenler arasında çok çok önemli. Nadir toprak elementleriyle, borla, endüstriyel minerallerle, bugün Avrupa Birliği'nin o raporunda bahsedilen ülke başında Türkiye gibi. Demek ki biz gelecek 50 yıllarda, gelecek 100 yıllarda da yine dünya için önemli bir ülke konumunda olacağız ki bunun başında da bor madenimiz geliyor. Hem rezerv anlamıyla hem de kalite anlamıyla baktığımızda bor madeninde ülkemiz için önemi çok çok önemli. Ben bu açılıştan sonra sizlere Türkiye'nin en önemli stratejik madeni bor diye başlamak istiyorum. Çünkü bazıları, ya bor çok stratejik değil, bu nereden çıktı, abartıyorsunuz dedikleri bir gündemde yola çıkarak bunu söylemek istiyorum. Ve biraz önce de başkan da bahsetti, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında görüşülen bir düzenleme var yine bunlarla ilgili. Değerli arkadaşlar, bor stratejik bir maden. Neden stratejik? Son derece özel kimyasal yapım nedeniyle ham madde, rafine ürün ve nihai ürün şeklinde 250'ye yakın alanda kullanılan alternatifsiz bir kaynak olması nedeniyle stratejik bir madde. Kullanım alanlarına baktığımızda 250 alanda demiştik ama özellikle cam, seramik, nükleer, uzay ve havacılık, elektronik, bilgisayar, İnşaat, çimento, meteoroloji, enerji, ulaşım, tekstil, ilaç, kozmetik, kimya, deterjan, tarım, kağıt, kauçuk sanayi başta olmak üzere 250 alanda kullanım olan bir maden. Yine yüksek dayanıklı çelikte de şu anda kullanılıyor. Volvo'nun deneyimlerine baktığınız zaman bor alaşımlı, bor karışımlı çelikle özellikle Volvo'nun ciddi bir çalışması olduğunu biliyorum. Yine araçlarda kullanılan burada borlu çeliklerin hangi araçların kırmızılı olan ya da kullanıldığı alanları görüyorsunuz. Yine arkadaşlar füzelerin yapımında yakıt maddesi olarak kullanılıyor. Hipersonik özellikteki ramjet itenekli füzelerde özellikle yakıt olarak kullanılmaya başlanılmış. Yine meteor roketinde yakıt olarak kullanıldığını biliyoruz. Yine ülkemizde roket sanayi borun roket yakıtlarda kullanımla ilgili çalışmaları var. Elemental bor, bor karbit ve boritler şeklindeki çalışmalar ciddi şekilde devam ediyor. Yine bu insansız uzay araçlarında, predatörlerde, Amerika'da, Amerika'nın bunu kullandığını biliyoruz. Yine yakıt pillerinde hidrojen üretim ve ara kademeler olmadan da bunu elektrik üretimlerinde ciddi alanda çalışmalar olduğunu, sodyum bor hidrojenin yakıt olarak kullanılmakta olduğunu biliyoruz. Ve hepimizin bildiği hidrojenin depolanmasında da yine borun olmazsa olmaz bir element olduğunu, ağırlığının 20 kat fazlası hidrojeni depolayabilen tek element olduğunu da şu anda bilinen bir gerçek. Yine yakıt pillerinde cep telefonlarında kullanacak kadar az ama bir kente yetecek kadar kullanılacak güçte de enerji üretilmiş olduğunu da olabileceği de bir gerçek. Bu TÜBİTAK MAM'ın da kayıtlarında mevcut.
Yine arkadaşlar savunma sanayisinde yakıt pilleri olarak kara araçlarında, hava araçlarında, deniz araçlarında, savunma elektroniğinde, insansız araçlarda ve diğer alanlarda da yine yakıt pilleri olarak ciddi anlamda bor kullanılmakta. Yine Milli Yönümsel Projesi'nde de dünyada bu gizli çalışmaların da yapıldığını hepimiz biliyoruz. Yine laptop pillerinden tutun da diğer daha değişik alanlarda Apple'ın burada 2011 yılında Apple firmasının patent aldığı bir kaynaktır bu. Bor'la ilgili çalışmalarını patentlemiş ve Apple firması ciddi anlamda yol kat etmiş. 2011 rakamlarında bunu görüyoruz. Yine TÜBİTAK MAM'ın Ulusal Bor Enstitüsü'nün BOREN'in desteğiyle yapılan sodyum bor hidürlü yakıt pilli araçlarla ilgili çalışmaları da devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bunlara baktığımızda görüyoruz ki bor bugün olduğu gibi gelecekte de çok çok önemli bir madenimiz. Dünyadan yaklaşık %72'sine sahip olduğumuz, 4 milyar ton bor rezervinin bulunduğu, bunun 3,5 milyar tonunun ülkemizde olduğu henüz bilinen rezervlerden bahsediyorum. Ve en büyük rakibimiz olan Rio Tinto'nun Kuzey Amerika'daki rezervlerinde tükenmekte olduğu, şu anda 750 metre değerinde yüksek maliyetlerde üretim yaptığı da bir gerçek. Burada baktığımızda dünyadaki haritada Türkiye'nin %72 rezervine karşılık, ABD'de Amerika'nın %7, Peru'nun, Bolivya'nın, Arjantin'in ve Şili'nin %8 civarında bir kaynağı, Sırbistan'ın %1, Rusya'nın %8, Çin'in de %4 oranındaki o rezervine karşılık Türkiye'nin %72 rezerviyle dünyanın en büyük rezervine sahip olan ülke olduğu da bir görülüyor. Bu rezervlerini 78 yılından bu yana kamu adına işletmekte olan Etmaden, bugüne kadar gerçekleşmiş olduğu yatırımlar ile Türkiye'nin rafine bor teknolojisi gelişmiş ülkelerle aynı seviyede aslında baktığımızda. Yani küçümsememek gerekiyor bu yatırımları. Bu teknolojik seviye ilginçtir. Kendi öz imkanlarıyla ulaşmış Etmaden. Yani teknoloji transferi yapamamış, teknoloji alamamış. Çünkü bu teknolojiler ancak büyük teknolojiye çıktığı zaman transfer edilen bir teknolojik kaynak. Dolayısıyla Etimaden işletmeleri bugün eleştirebiliriz. Ama geçmişten beri kendi öz kaynaklarıyla yaptığı çalışmalarda tesisleri kurmuş ve yürütmekte. Ve bugün itibariyle pazar payının da %44.3'üne sahip D2 oluş oranı. Yine burada baktığımızda Etimaden 44.3, ana rakip olan Rio Tinto %24.6, diğerleri de ki bu diğerlerine Rusya, Çin, Güney Amerika ve Şili giriyor, %31.1 ile pazar paylarını almaktalar. Ve burada gördüğünüz gibi Etimaden, yani Türkiye pazar payında da %44 ile ciddi bir atılım yapmış. Yine bor kimyasalları ve eşdeğer ürün kurulu kapasiteli üretimlere baktığımızda da 2000 yılında 2011 yılına kadar Etimaden'in ciddi anlamda yükselen bir trendle üretimlerini artırdığını görüyoruz. Ve yine Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türkiye'nin 2011 yılında en çok kar eden 4. sanayi kuruluşu olarak ISO kayıtlarına geçmiş. Yine burada hazineye ödedikleri brüt kar ve ödenen temettüye baktığımızda da hazineye ödenen temettünün yıllar bazında ciddi şekilde arttığını ve ülkemizin ekonomisine de ciddi bir katkı koyduğunu görebiliyoruz. Yine Etimaden'in yıllar itibariyle kar zarar durumuna baktığımızda da 2005'li yıllardan itibaren yükselen bir trendde de karlılığının çok yüksek olduğu yine bu tabloda görülüyor. Yine satış değerleri de aynı şekilde arkadaşlar baktığımızda özellikle yurt dışı satış değerlerinin ve toplam bor satış değerlerinde yüksek oranda arttığı gözükmekte. Yine Etibank'ın rakamlarına baktığımızda 2023 yılındaki uzun vadeli hedeflerde kapasitenin 2.1 milyon tondan 5.5 milyon tona çıkarılacağı, satış gelirinde 1 milyar dolardan 2.5 milyar dolara çıkarılacağı da Etimaden işletmelerinin çalışma raporlarında gözükmekte.
Şimdi burada pazar payı değişikliklerine baktığımızda Etin Maden özellikle 2000 yıllardan itibaren pazar payını %29'lardan alarak %44'lere kadar yükseltmiş ve %47'lerde planlanmış 2013 yılında.